Toprak ikinci oturum matematik sınavı. Şimdi arkadaşlar bizden EBOB 202.202 ile 203.203 istenmiş. Şöyle bir şey var ki kimse sınavda sizden böyle sayıların EBOB'unu asal çarpanlarını ayırarak bulmanızı bekleyemez. Dolayısıyla siz kuralını bildiğiniz adamlara bakacaksınız. Kim gibi? 2 ile bölünebilme 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 gibi. Biri çift, biri tek olduğu için direkt 2, 4, 10 gibi bölünebilmeleri eledik. Bunun rakamları toplamı 10'dur. Bunun rakamları toplamı ise 8'dir. Dolayısıyla 3, 9 gibi kurallara da bölünmüyorlar. 5 de yok aralarında. Tıpkı 8'in olmadığı gibi. Şöyle ki biz 11 ile bölünebilme kuralını deniyoruz. Ne yapıyorduk? Sağdan başlayarak artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi gidiyoruz değil mi? Burada da artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi. Soruya baktığımda şu anda rakamlarımın toplamının eksi 2, eksi 2, artı 2, artı 2'den 0 olduğunu, yani 202.202 sayısının 11 ile tam bölünebildiğini görüyorum. Diğer tarafta eksi 2, eksi 3, artı 2 artı 3'ten yine 0 geldiğini, yani bunun da 11'in tam katı olduğunu görüyorum. Dolayısıyla ben x'in artık 11 olduğunu söyleyebilirim. 11'in katı sayılardır. Rakamları toplamının da 2 olduğunu söyleyebilirim. Evet, bu soruda 1 üzeri 21, 2 üzeri 21, 3 üzeri 21'den 37 üzeri 21'e kadar bir toplamın 36 ile bölümünden kalan isteniyor. Ben arada 36 üzeri 21, 35 üzeri 21, 34 üzeri 21 gibi terimlerin bulunduğunu biliyorum. Dolayısıyla 35 üzeri 21 için konuşalım. 36 mod değerinde kendisini alırsak 35'in eksi 1'e denk olduğunu söyleyebiliriz. Yani 35 üzeri 21 gördüğümüz yere eksi 1 üzeri 21 yazma hakkımız olur. 34 üzeri 21 için 34'ün eksi 2'ye denk olduğunu söyleyebiliriz mod 36'da. Dolayısıyla 34 üzeri 21 gördüğümüz yere eksi 2 üzeri 21 yazma hakkımız olur. Arkadaşlar bu sayılar böyle gittiğinde 21 tek bir kuvvet olduğu için eksi 2 üzeri 21'in negatif, 2 üzeri 21'in de pozitif toplamda kendisinin ile toplandığında 0 verebileceğini biliyoruz. 1 üzeri 21, 2 üzeri 21, 3 üzeri 21, arada 1 18 üzeri 21 var sanırım tek kalan. 33 üzeri 21, 34 üzeri 21 gibi devam ediyor. Bu toplamlar hep 0 verecektir. Dolayısıyla benim elimde 1 18 üzeri 21, bir de 37 üzeri 21 bulunacak arkadaşlar. 18 üzeri 21 için 18'in birinci kuvveti 18'e denktir mod 36'da. 18'in ikinci kuvveti 0'a denktir değil mi? O zaman bundan sonraki bütün ifadeler 18 üzeri 21 yani 0'a denk olmuş olacak. 37 üzeri 21 ise her daim 1'e denk olmuş olacak. Çünkü 37 dediğimiz sayı direkt mod 36'da 1'e denktir. Bu toplamdan cevabımız 1 çıkacaktır. Fx tek fonksiyon ve hx çift fonksiyon olmak üzere. F-6 12'ye, h8 6'ya eşitmiş. Arkadaşlar biz tek fonksiyon dendiğinde fx'in f'te eksi x eşit olduğunu, çift fonksiyon dendiğinde ise h eksi x'in hx eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla f eksi 6'yı biliyorsam ben f 6'nın eksi 12 olduğunu, h 8'i biliyorsam h eksi 8'in ise yine 6 olduğunu söylerim. Benden bir bileşke fonksiyon istenmiş. F içinde h eksi 8. Bunu az önce kendimiz söyledik. H eksi 8 dediğimiz şey 6'ydı. Yani bizden istenen F 6'ydı. Dolayısıyla cevabımız eksi 12 çıkmış oldu. P A eşit 0, Q B eşit 0 önermeleri verilmiş.
Şimdi önermelerden hangileri P veya Q önermesine denktir diyor. Yani diyorum ki A eşit 0 veya B eşit 0 için çarpım sonucu 0'dır. Doğru söylüyor. Çarpanlardan biri 0 olduğu takdirde sonuç 0'dır. A eşit 0 veya B eşit 0 için mutlak değerli toplam. Hayır, A 0 ama B 88 olabilir. Öyle değil mi? Toplamın 0 olduğunu iddia edemem. Dolayısıyla içinde 2 bulunan şıkları eledim. A eşit 0 veya B eşit 0 için toplamın 0 olduğunu, tıpkı burada olduğu gibi, A 0'ken B'nin herhangi bir sayı olabilme ihtimali var. Dolayısıyla toplamlarının 0 olduğunu söyleyemem ve yalnız birin doğru olduğunu söylerim. X eksi 4 bölü k eksi x'in büyük 0 olduğu eşitsizliğinde 5 farklı x tam sayısı için eşitsizlik sağlanıyormuş. K'nın alabileceği tam sayı değerlerini istiyor bizden, toplamını. Şöyle ki buradan x'in 4 kökü olduğunu, buradan da x'in k diye bir kökü olduğunu söylersiniz. Arkadaşlar, iki farklı durum gerçekleşir. Biri k'nın 4'ten küçük oluşu, biri k'nın 4'ten büyük oluşu. K 4'ten küçük ise eğer K4 olmak üzere bir eşitsizlik tablosu yapılır. Eksi artı eksi olur ve bu aralık sağlar. 5 farklı tam sayı sağlıyormuş. 4'ten daha küçük 5 farklı tam sayı yazalım. 3, 2, 1, 0, eksi 1. Dolayısıyla sınır değeri olan K'nın eksi 2 olabileceğini söyledik. K'nın 4'ten büyük olduğu durumdaysa 4 ve K olmak üzere gene bir tablo yaptık. K'nın 4'ten büyük olduğu durumda 5 farklı değer sağlıyorsa 4'ten büyük 5 sayı yazdık. 5, 6, 7, 8, 9. Sınır değeri olan K'nın bir büyük sayı, yani 10 olduğunu söyleyebilirim. Bu durumda K'nın alabileceği iki farklı değer vardır. Toplamları da 10 eksi 2'den 8'dir dedim. Evet. Böyle bir fonksiyon verilmiş. Fx eşittir 13 denkleminin kökler toplamı kaçtır deniyor. Arkadaşlar, x küçük 6 iken mutlak değerde 2x eksi 3'ün 13 olduğu noktaları ararım. Dolayısıyla 2x eksi 3'ü bir 13'e eşitlerim. Bir de eksi 13'e eşitlerim. 2x'in 16 olduğunu, yani x'in 8 olduğunu söyleyebilirim. Ama ben x'in 6'dan küçük olduğu yerlerde araştırma yapıyordum. Dolayısıyla 8'i alamam. 2x'in eksi 10 olduğunu, yani x'in eksi 5 olduğunu söyleyebilirim ve bu bir kökümdür benim. Bir de x 6'ya eşit veya büyükken mutlak değerde x artı 4'ün 13 olduğunu söyleyeceğim. Yani mutlak değerde x'in 9 olduğunu. Bu durumda x ya 9'dur ya da eksi 9. Ben x'imin 6'dan büyük ya da 6'ya eşit olmasını istiyordum. Dolayısıyla eksi 9'u kök olarak kabul edemem. Ama x eşit 9 kökümdür. Kökler toplamını istediğine göre 9 eksi 5'ten cevabımız 4'tür. Y eşittir 2x artı n doğrusu, y eşittir x kare eksi 4x artı 12 parabolün tepe noktasından geçmektedir diyor. N değeri nedir? Arkadaşlar, önce parabolün tepe noktasını bulacağız. Parabolün tepe noktasını r eşittir eksi b bölü 2a ile x değerini buluyorduk. Şöyle yapalım. Buradaki değeriniz b'dir. Dolayısıyla eksi b'niz 4'tür. A değeriniz 1'dir. Burası da 2'dir. R'nin 2 olduğunu söyledikten sonra fr bizim için k değerini verecektir. Hemen fr'yi, yani f2'yi yazıyoruz. 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 artı 12. 4 eksi 8 artı 12'den 8 bizim cevabımız olacaktır. Hangi noktalardan geçiyormuş? 2'ye 8 noktasından. Arkadaşlar, bir doğrunun 2'ye 8 noktasından geçmesi demek, x yerine 2 koyduğunuz takdirde y'sinin 8 çıkacak olması demek. Dolayısıyla 8 eşittir 2 çarpı 2 artı n kullandım. N'in buradan 4 olduğunu buldum.
X kare eksi mx artı n eşit 0 denkleminin kökleri 4 ve 1 eksi k'dır. Diğer bir denklemin kökleri ise 6 ve k eksi 1'dir. Buna göre m eksi p değerini istemiş. Arkadaşlar birinci denkleminin kökler toplamı m eşittir 4 eksi 4 artı 1 eksi k'dır. Yani m 5 eksi k'dır dedik. İkinci denklemin kökler toplamı eksi p'dir. O da 6 artı k eksi 1'dir. Yani 5 artı k'dır dedik. Bizden m eksi p istenmekte. M'in 5 eksi k olduğunu, eksi p'nin ise 5 artı k olduğunu bildiğim için taraf tarafa topladım. M eksi p dediğim değer 10 çıktı. Tanımlı olduğu aralıkta bir fx fonksiyonu fx eşittir logaritma 3 tabanında 2x eksi 1 artı 2 üzeri x eksi 4 olarak veriliyor. F'in tersinde 30 artı f5 ifadesinin değeri nedir denmiş bana. F'in tersinde 30 artı f5 için. Arkadaşlar f'in 5 olması demek x yerine 5'i yazmamız demek. Yani logaritma 3 tabanında 9 artı 2 üzeri 5 eksi 4. Logaritma 3 tabanında 3'ün karesi aldığım takdirde 32 eksi 4. Bu iki başa çarpan olarak gelecektir ve logaritma 3 tabanında 3'ün 1 olduğunu biliyorum. Yani 2 artı 28'den 30'dur benim için f5 değeri. F5 değeri 30 ise eğer arkadaşlar f'in tersinde 30 için asla bu fonksiyonun tersini almaya kalkmıyorum çünkü sanırım sınav bitecektir. İçiyle dışının yerini değiştirdiğinde tersini aldığını bilirim. Dolayısıyla f'in tersinde 30'un da 5'e eşit olduğunu bilirim. Burası 5, burası da 30'dur. Toplamımız 35 çıkacaktır. Üçüncü dereceden bir px polinomu x kare artı 3 ile tam bölünebilmektedir. P0, P1'e eşit olduğuna göre px artı bir polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan kaçtır diyor soru. Şimdi hemen px'i yazıyorum arkadaşlar. Herhangi bir k çarpanı çarpı x kare artı 3. Üçüncü dereceden olduğunu biliyorum. Benim elimdeki adam ikinci dereceden şu anda. Dolayısıyla bir x eksi m ekliyorum çarpım olarak. P0'ın P1'e eşit olduğunu biliyorsak eğer P0 dediğim şey x yerine 0 koymamdır. Yani eksi 3KM'dir. P1 dediğim şey ise x yerine 1 koymamdır. Yani 4K çarpı 1 eksi M'dir. Bu ikisi birbirine eşitse eksi 3KM eşittir 4K çarpı 1 eksi m olacaktır. K'ların sadeleştiği durumda eksi 3m eşittir 4 eksi 4m. Arkadaşlar buradan m'in 4 olduğunu buluyoruz. Dolayısıyla fonksiyonumuzu, polinomumuzu tekrar yazabiliriz artık. Px polinomu k çarpı x kare artı 3 çarpı x eksi 4'tür. Hemen soruya geri dönüyorum. Px artı bir polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalanı soruyor. X eksi 3 ile bölümünden kalan için x yerine 3 yazmam gerektiğini biliyorum. Nerede? Polinomun içinde. Dolayısıyla soru bana aslında p4'ü sormaktaymış. Elimdeki px polinomunda x gördüğüm yere 4 yazarsam buradaki sıfırdan dolayı sonucum 0 olur değil mi arkadaşlar? Yani aslında px artı bir polinomu x eksi 3 ile tam bölünüyormuş. Logaritma 2 tabanında x eşittir m artı 2. Logaritma 4 tabanında y eşittir m eksi 1'miş. X çarpı y'nin de 64 olduğunu biliyormuşuz. Logaritmanın en net kuralıdır ki x'i yalnız bırakmak için 2 üzeri m artı 2 yazılır. Y'yi yalnız bırakmak için 4 üzeri m eksi 1 yazılır. Bunu da 2 tabanında alacak olursak eğer 2'nin karesinin eksi birinci kuvvet, m eksi birinci kuvvetidir. Dolayısıyla 2 üzeri 2 m eksi 2'dir.
X çarpı y'yi kullanıyoruz şimdi. 2 üzeri m artı 2 çarpı 2 üzeri 2m eksi 2. Bunun 64 olduğunu biliyormuşum. Şimdi arkadaşlar tabanları aynı olan üslü sayılar için üslerin toplandığını söyleyeceğim çarpım durumunda. Yani 2 üzeri 3m 64'tür. 2 üzeri 3m eşittir 2 üzeri 6'dır. Öyle değil mi? Tabanları aynıysa 3m'in 6 olduğunu söyledim. M buradan 2 çıktı. Soru bizden x değerini istiyor. X 2 üzeri m artı 2 idi. Yani 2 üzeri 2 artı 2 oldu. Dolayısıyla 2 üzeri 4'ten sonucumuz 16 oldu. Bir aritmetik dizide ilk n terim toplamının formülü verilmiş. Dizinin 10. terimi isteniyor. Arkadaşlar ilk 10 terim toplamında A10'dan A1'e kadar bütün terimler. İlk 9 terim toplamında A9'dan A1'e kadar bütün terimler olduğuna göre. T10'dan T9'u çıkardığım takdirde ben dizinin 10. terimini bulurum. Şimdi T10'u buluyorum. 3 çarpı 100 artı 2 çarpı 10. T9'u bulacak olursam 3 çarpı 81 artı 2 çarpı 9. Arkadaşlar buradan 320 gelmekte. Buradan 243 ve 18'in toplamı olarak 261 gelmekte. Öyle değil mi? Bizden T10 eksi T9 isteniyor. 320 eksi 261'den cevabımız 59'dur. Evet, limit x 64'e giderken küp kökte x eksi 4 bölü 8 eksi kare kökte x. Limitinin değeri. Arkadaşlar 64'ü yerine koyduğunuzda küp kökte x 4 ve kare kökte 64 8 çıkacaktır. Yani burada 0 bölü 0 belirsizliği vardır. Belirsizliği çözmenin en kolay yolu L'Hopital almaktır. Dolayısıyla ben payın türevi bölü paydanın türevi yapacağım. Küp kökte x'in türevi alınırken 1 bölü 3 çarpı küp kökte x kare alırım. 4'ün türevi zaten sıfırdır. Bölü 8'in türevi sıfır. Eksi 1 bölü 2 kök x alırım. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi 1 bölü 3 çarpı küp kökte 64'ün karesi bölü limit değerini yerine yazıyorum. Eksi 1 bölü 2 kök 64. Arkadaşlar 64 küp kökten 4 olarak çıkar. 4'ün karesinden orada 16 edecek değerimiz. 3 çarpı 16 bölü eksi 1 bölü 2 çarpı 8'dir. Takla attığını düşünün. Eksi 16 bölü 16 çarpı 3'tür ve 16'lar sadeleşince eksi 1 bölü 3 bizim için cevaptır dedik. Evet, birbirine teğet olarak sonsuz daire verilmiş. Yarıçap her defasında yarıya düşürülerek sonsuza kadar devam ediyor. Buna göre AB çaplı dairenin alanı en çok kaç pi birim kare olur demiş. Arkadaşlar 4 4'ten yani şöyle buradaki sonsuz toplam AB çapı olacaktır. Dolayısıyla ilk çapım 8. Sonraki çapım yarıya düşürüldüğüne göre 4. Bir sonraki 1 birden 2 olacaktır gibi bir sonsuz toplamım söz konusu. Buradaki sonsuz toplamın değeri AB çapıdır. O zaman biz önce AB çapını bulalım. 8 parantezine alıyorum. 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2'nin karesi gibi. Sonsuz toplamın bir formülü vardı arkadaşlar. Şu aralık için 1 bölü 1 eksi r diyorduk. R dediğimiz değer buradaki azalma oranı çarpanı, ortak çarpanı. R buradan 1 bölü 2'dir. Yani 8 çarpı 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2 bizim çapımız olacaktır. Burası komple 1 bölü 2 çıkar. Takla attığı durumda 16 çaptır. Arkadaşlar AB
çaplı dairenin çapı 16 ise yarıçapı için 8. Dolayısıyla alanı için ise pi çarpı 8'in karesinden 64 pi diyebiliriz. Evet. ABC üçgeninde AH BC'ye diktir. AH'nin 12 santim olduğunu biliyoruz. Tanjant alfa artı kotanjant teta 5 bölü 6'dır. ABC'nin alanı istenmekte. Şimdi alfanın tanjantı için bu kenara A dedim. Bu kenara da B dedim. Ben BC'nin AH'ye dik olduğunu biliyorum. Tanjant alfayı yazıyorum. Tanjant alfamız A bölü 12'dir. Kotanjant tetamız B bölü 12'dir. Arkadaşlar eğer A artı B bölü 12 5 bölü 6 ise 2 katına çıkmış. Dolayısıyla A artı B'nin 10 olduğunu söyleyebilirim. Benim alanını aradığım üçgenin tabanı 10 santim. Yüksekliğinin 12 olduğunu bildiğime göre 12 çarpı 10 bölü 2 bize alan verir. Alanımız 60 santimetre karedir. Evet. X 0 ile pi bölü 2 aralığında yani dar açı. Sinüs x 5 bölü 13 olduğuna göre tanjant x artı pi bölü 4 nedir diyor. Arkadaşlar tanjantta toplam fark formülünü yazıyorum. Tanjant x artı pi bölü 4. Tan x artı pi bölü 4'ün 45 olduğunu bildiğim için tan 45 yazarak devam edeceğim. 1 eksi tan x çarpı tan 45 dedim. Arkadaşlar eğer sinüsünüz 5 bölü 13 ise hemen üçgeninizi çizin. X burası olsun. 5 bölü 13. Üçgenimin 5, 12, 13 üçgeni olduğunu ve tanjant x'inin 5 bölü 12 olduğunu keşfettim. Tanjant 45'in 1 olduğunu biliyoruz. Bölü 1 eksi 5 bölü 12 çarpı 1. Dolayısıyla yukarısı payda eşitlediğimizde 17 bölü 12 gelir. Aşağısı 7 bölü 12 gelir. 12'leri sadeleştirdiğiniz takdirde 17 bölü 7'nin cevabınız olduğunu göreceksiniz. A kümesinin elemanları birer defa kullanılarak oluşturulabilecek 8 basamaklı doğal sayıların tümü yazılıyor. Bu sayılar arasından rastgele seçilen bir sayıda çift rakamların küçükten büyüğe doğru sıralanmış olma olasılığı nedir diyor. Arkadaşlar bizim paydamız çift rakamlar kaç farklı şekilde sıralanır sorusunun cevabı olacak. Çift rakamların sıralanması. Bizden istenense küçükten büyüğe sıralanması. Şimdi çift rakamları yerlerini değiştirerek sıraladığım takdirde sadece bir kere küçükten büyüğe sıralanmış olur, öyle değil mi? O zaman payımın 1 olduğunu biliyorum. Paydamsa benim kümemde 1, 2, 3, 4 tane çift eleman vardır. Bu 4 elemanın sıralanışıdır. Yani 4 faktöriyeldir. Arkadaşlar 4 faktöriyelin 24 olduğunu bildiğimiz için cevabımız 1 bölü 24'tür dedik. Yukarıdaki şekilde f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre hangisi yanlıştır deniyor. Arkadaşlar f'in grafiği verildiğinde türeve geçebilmem için mesela f'in türevinde 3 küçüktür 0 denmiş. Şöyle ki bir inişte olduğunu görüyorum, öyle değil mi? O zaman ben f'in türevinin bu aralıkta yani 1 ile 5 aralığında f'in türevinin küçüktür 0 olduğunu söylerim. Yani f'in türevinde 3'ün küçük 0 oluşu doğrudur. 3 bu aralıktadır. F'in türevinde 5 0'dır diyor. Ekstremum nokta olduğu için türevi 0 yapar. Yani o da doğru. F'in ikinci türevinde 1 küçüktür 0 denmiş. Arkadaşlar f'in ikinci türevinde 1. Birin ekstremum nokta olduğunu birinci türev için görüyorsunuz. İkinci türevinin küçük sıfır yaptığını biliyorum dolayısıyla. F'in türevinde 6. Bakın artışta. Yani birinci türevi büyük sıfır.
Yani ikinci türevi de büyük sıfırdır dedik. Evin ikinci türevi, birinci türevinde sıfırdan büyük müdür diye baktık 2 için. 2 noktası azalan aralıkta, yani f'in birinci türevinde 2, azalanların türevi sıfırdan küçük olduğu için sıfırdan küçüktür. Yani bu yanlış bilgidir dedik. Y eşittir 2 kök x eğrisi ile bu eğri üzerinde bulunan bir A noktası gösterilmiş. Buna göre 6'ya 0 noktasına en yakın A noktasının koordinatları toplamı nedir diyor. Arkadaşlar A noktasının koordinatlarına x'e y diyecek olursak, y eşittir 2 kök x'in üzerinde bulunduğuna göre A noktası, A'nın koordinatları için x, y'sine de 2 kök x diyebiliriz. A'nın 6'ya 0 noktasına olan uzaklığının en kısa olmasını istiyor. Dolayısıyla ben iki nokta arası uzaklık formülünden gideceğim. X eksi 6'nın karesi artı 0 eksi 2 kök x'in karesi. Karesi olduğu için eksiyi yazmadım. Kökü. Benim fx fonksiyonum budur arkadaşlar. Bir fonksiyonun en küçük ya da en büyük değerini istiyorsanız türevini sıfıra eşitlersiniz. Şimdi önce fonksiyonun içini açıyorum. X kare eksi 12x artı 36 artı 4x. Yani x kare eksi 8x artı 36 benim fx'im. Ben bunun türevini sıfıra eşitleyeceğim. Arkadaşlar bu tip sorularda türevin için İçinin türevi bölü 2 kök kendisi gelecektir. Fakat sıfıra eşitleyeceğiniz için paydanın önemi yoktur. Sadece içinin türevini sıfıra eşitlemeniz yeterlidir. F'in türevinde x 2x eksi 8'dir. Sıfıra eşitlediğim takdirde x'i 4 gelir. Yani A noktasının apsisi 4'müş. Ordinatı için 2 kök x'te x gördüğüm yere 4 yazacağım. Yani ordinatı da 4'tür. Koordinatlarının toplamı 4 artı 4'ten 8'dir dedim. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri daima doğrudur der. Bir fonksiyonun belirli bir noktada türevi varsa fonksiyon o noktada süreklidir. Arkadaşlar türevlenme şartıdır zaten fonksiyonun sürekli oluşu. Dolayısıyla bu doğru bir bilgidir. Bir fonksiyonun belirli bir noktada limiti varsa fonksiyon o noktada süreklidir. Hayır, çünkü fonksiyonun sürekli olması için sağdan ve soldan limitlerin eşit olması, yani evet limitinin var olması ama o noktada da bir değerinin olması söz konusu. Dolayısıyla 2 için doğru diyemedik. İçinde 2 olan şıkları ve 1 olmayan şıkkı eledik. Bir fonksiyon belirli bir noktada sürekli ise o noktada türevi vardır. Şimdi bu ilk cümlenin tersi gibi türevi olan bütün fonksiyonlar evet süreklidir. Ama sürekli olan bütün fonksiyonlar için türevi vardır diyemem. Dolayısıyla 3 de daima doğru değildir. Cevabımız A çıktı. Y artı 7x eşittir en doğrusu. Fx eşittir x üzeri 4 eksi 3x fonksiyonuna PYK noktasında teğettir. N, P ve K'nın toplamının değerini ister. Arkadaşlar bir fonksiyon bir doğruya teğetse eğer fonksiyonun türevi bize eğimi verir. Doğrunun eğimini verir. Fonksiyonun teğet oldukları noktadaki türevini alacağız. Önce f'in türevini alalım. 4x küp eksi 3. F'in türevinde p'yi yerine koyduğumuzda 4 p küp eksi 3'ün doğrumuzun eğimine eşit olduğunu biliriz. Eğimi bulmak için y yalnız bırakılır. Eksi 7x artı n'dir. Dolayısıyla x'in katsayısı olan eksi 7 bizim eğimimizdir. 4 p küp eşittir. Eksi 4 dedik. Eksi 3'ü karşıya atarak. P küp eksi 1'dir. Kimin kübü eksi 1'dir diye sordum ve p'nin eksi 1 olduğunu bildim. Şimdi arkadaşlar p eksi 1 ise benim fonksiyonum da doğrum da bu noktayı sağlamak zorunda. Yani fonksiyonda eksi 1 bize k'yı verecek. Fonksiyonda eksi 1'i yazdık. 1 artı 3'ten k 4'tür dedik. K 4 ise eğer bizim fonksiyonumuz ve doğrumuz
Eksi 1'e 4 noktasından geçmektedir. Yani doğru da x gördüğüm yere eksi 1, y'ye 4 koyduğumda sağlayacaktır. 4 artı 7 çarpı eksi 1 n'e eşit olacaktır. N buradan eksi 3'tür. Bizden n, p ve k'nın toplamı istenmiştir. Eksi 3, eksi 1 artı 4'ten cevabımız 0'dır. Sıfırdan pi bölü 2'ye giden sinüs 2x bölü 1 artı kos kare x dx integralinin sonucunu ister. Arkadaşlar bu tip integral sorularında paydamıza u dönüşümü yaparsak eğer soruyu en akıllıca yoldan çözmüş oluruz. Paydaya u dönüşümü yaptığımda dönüşüm için türev almam gerekir. 1'in türevi zaten sıfırdır. Kos kare x'in türevi ise 2 çarpı kosinüs x çarpı cos x'in türevinden eksi sinüs x'tir. Çarpı dx du olacaktır. Şimdi şurada gördüğünüz 2 çarpı cos x sin x ifadesi trigonometriden bildiğimiz üzere sin 2x'e eşittir. Yani arkadaşlar biz sin 2x çarpı dx gördüğümüz yere eksi du yazmalıyız. Bu tip sorularda sınır değerlerini de u'ya göre değiştirebilirsiniz. Sıfırdan pi bölü 2'ye gitmesi demek x'e 0 vermeniz demek. 1 artı kos kare 0 sizin birinci değerinizdir, sınır değerinizdir. Kos 0 1 olduğuna göre buradan 2 gelir. 1 artı kos kare pi bölü 2 ise ikinci değerinizdir. Kos pi bölü 2 0 olduğu için buradan cevabınız 1 gelir. Dikkatinizi çekiyorsa şu an 2'den 1'e giden du bölü u integraline sahipsiniz. Arkadaşlar sınır değerlerinin yerinin değişmesi demek integralin hepsinin işaretinin değişmesi demek. İşaretimiz eksiydi. Yani artık artı olarak devam edip 1'den 2'ye du bölü u diyebilirsiniz. Du bölü u yani 1 bölü u'nun integrali elen u'dur. O da 1'den 2'ye gitmektedir. 2 önce yerine konur. Elen 2 olur. Eksi 1 yerine konulur, elen 1 olur. Arkadaşlar elen 1'in 0 olduğunu bildiğimize göre bizim cevabımız elen 2 olur. İntegral x kare çarpı fx dx 6x küp 3x kare 2x artı 10'a eşitmiş. Arkadaşlar buradaki f'in türevinde 1'i bulabilmeniz için öncelikle iki tarafın türevini almanız gerekir. İki tarafın türevini alırken integral işareti ortadan kalkar. Sizin buranın türevini almanız gerekmekte. 18x kare artı 6x artı 2 buradaki fonksiyonun türevidir. Her tarafı x kareye böldüğünüz durumda siz fx'i bulursunuz. Yani 18 artı 6 bölü x artı 2 bölü x kare. Arkadaşlar f'in türevini alacaksak şayet 18'in türevi 0'dır. Şimdi şurada gördüğünüz 6 bölü x 6 çarpı x üzeri eksi 1'dir. 2 bölü x kare de 2 çarpı x üzeri eksi 2'dir. Türev alınırken üst başa düşer ve 1 artar öyle değil mi? Siz x üzeri eksi 1'in türevinin bulabilirsiniz. 18'in türevi 0. 6 çarpı. Evet arkadaşlar 1'den 4'e f'in türevinde x bölü fx çarpı dx integralinin değeri sorulmakta. Bizim fx'e u dönüşümü yapmamız lazım. Bu dolayısıyla f'in türevinde x çarpı dx de du olacaktır. Bunu yaparken fx'in x eşit 1 için e üzeri 6, x eşit 4 içinse e olduğunu biliyoruz. Dönüşümümüzü yaptık. E'de ne üzeri 6'ya du bölü u'dur arkadaşlar. Yani 1 bölü u'nun integralinden elen u'dur. E'den e üzeri 6'ya. Önce üst sınır değerimizi yerine koyuyoruz. E üzeri 6 eksi elen e. 6'nın başa düştüğü durumda 6 elen e eksi elen e olur. Arkadaşlar elen e'nin 1 olduğunu biliyoruz. Logaritma e tabanında e 1'dir. 6 eksi 1'den cevabımız 5'tir dedik.
Denklemi sağlayan en küçük pozitif x açısını istiyor. Burada payda eşitleyeceğiz. 1 eksi sinüs x ve kosinüs x ile. Yukarısı 1 eksi sin x'in karesi artı cos x'in karesi bölü cos x çarpı 1 eksi sin x oldu. Bu da 4'e eşit. Kareyi açılımını yapalım. 1 eksi 2 sin x artı sin kare x artı cos kare x bölü cos x çarpı 1 eksi sin x 4'tür. Arkadaşlar yukarıda gözlemlediğim kadarıyla sin kare x artı cos kare x'in 1 olduğunu söylüyorum. Yani yukarısı 2 eksi 2 sin x oluyor. 2 parantezinde 1 eksi sin x cos x çarpı 1 eksi sin x'tir. Dolayısıyla 2 bölü cos x 4 ise eğer kosinüs x 2 bölü 4 yani 1 bölü 2'dir. Arkadaşlar kosinüsü 1 bölü 2 olan en küçük açımızsa 60 derecedir. Çünkü cos 60'ın 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz.